Melih Altınok, bu kibir ablukası dağılacak. Yalnız yaşadığım ve çok yoğun olduğum için ev işlerinde yardım alıyorum. Temizlik şirketinin çarşamba günü gönderdiği Gülsüm Hanım'a evi teslim etmeden önce memleketlerimiz üzerinden başlayan sohbetimiz her yerde olduğu gibi seçimlere ve siyasete geldi. Her zaman yaptığım gibi tahminim sorulmasın diye pası Gülsüm Hanım'a attım. Sizce kim kazanır dedim, ben bilmem diye geçiştirdi sorumu. Kişisel anketimin kapsamını genişletmek için biraz ısrarcı oldum. Peki siz kime oy vereceksiniz? Yüzüme bakmadan CHP deyip bir telaşla kalktı Gülsüm Hanım. Ben bir mutfağa bakayım. O mutfağa bakarken ben de akşam külliyedeki Cumhuriyet resepsiyonu için yola koyulmak üzere hazırlanıp kapıya geldim. Ankara'ya gidiyorum. Gülsüm Hanım dedim. Siz kapıyı çekip çıkarsınız. Bu arada yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la röportajım var ATV'de. Belki izlemek istersiniz. O ana dek başını kaldırmayan mülayim kadın şaşkınlıkla yüzüme baktı ve gözleri parıldayarak Allah yardımcısı olsun diye mırıldandı. Evet, hikayenin devamı aynen tahmin ettiğiniz gibi. Yolda acele etmek pahasına oturup onu dinledim. Mesudiyeli Gülsüm Hanım korktuğu için oy verdiği partiyi gizliyordu. Çünkü çalışmaya gittiği mahalle, abonelerine oyunu HDP'ye ver kurtul başlıklı haberler geçen ajansın kanallarında sıkça boy gösteren bir kadın gazetecinin seçim öncesi boşalmasından yakındığı muhitti. 3 günlük tatillerde bile cinlerin top oynadığı mahallelerde çalışan emekçilerin, esnafın ekmek paralarını kazanmaya devam etmeleri siyasi tercihlerini gizlemelerine bağlıydı. Ve benim de bu semtteki Gülsüm Hanım'ın anlattığı AK Parti'ye oy vereceğini duyunca kendisini geri kafalı, cahil diyerek aşağılayan faşistlerden biri olmamam düşük bir ihtimaldi. Niye ağzının tadını bozacaktı ki durup dururken? Kimler kimler, televizyonlardaki, gazetelerdeki, sandıktan istedikleri sonuç çıkmazsa kan gövdeyi götürür, iç savaş çıkar, tehditlerini savuranlara boyun eğip oylarının rengini bir ayıp gibi saklamıyordu ki. 3 kuruş para için çırpınıp duran Gülsün Hanım nasıl Don Kişotluk yapsındı? Ya, bu ülkede son 13 yılına damgasını vurmuş en büyük partiyi ya da seçilmiş ilk cumhurbaşkanını desteklediğini açık etmek cesaret işi oldu. Gündelik kaygılarını unutup siyasi pozisyonunu ülkenin geleceğinden duyduğu kaygıyla açıklayan, istikrar sürsün kalkınma devam etsin diyen emekçiler sana mı kaldı cahil diye aşağılanıyor. Ekranların sol omuz önde tarafsız moderatörleri bile çevredeki yoksulun emekçinin desteğiyle 13 yılda her seçimden birinci çıkan partiye kameraların ta gözünün içine bakarak lümpenin iktidarı diye nefretini kusuyor. Ben pazar günü sandık başına gittiğimde sırf başı örtülü, Kürtçe konuşuyor, dindar, yoksul, Suriyeli, Arap vesaire diye insanların siyasi tercihlerini fütursuzca aşağılayan kibir ablukasına karşı oyumu kullanacağım. Çünkü inadına deyip sağ solu tehdit eden faşistin önde gidenlerinin böğürtülerini, ayrımcılıklarını sandığa gömmek bugün devrimci görevidir. Pazar günü umarım elitist kibrin temsilcileri bir kez daha hizmet yaşayacak. Yoksa bu kurşun gibi ağır abluka daha da ağırlaşacak. Melih Altınok, Sabah.